Evet arkadaşlar, merhaba, kolay gelsin. Bugün sizlerle basit ama hayat kurtaran işlemler adı altında bir tane video çekmek istedim. Bu işlemimiz arkadaşlar rasterların birleştirilmesi. Geçen hafta Denver'si indirmiştik bu demler. Bazen istediğimiz yer, mesela ben şu an Ceyhaneli ilçesinde çalışıyorum. Tam olarak oturmuyor. O yüzden de birkaç tane raster birden kesmeniz, indirmeniz gerekiyor. Denver'si birden indirmeniz gerekiyor. Böyle bir durumda karşılaştığımızda ne yapmalıyız? Nasıl bunun çözüm oluruz? Demleri birleştirme diye bir şey var arkadaşlar. Demleri birleştirerek bunu sağlayabiliriz. Şu an hepsi ayrı ayrı dem dosyası arkadaşlar, burada olanlar parça parça şeklinde. Bunun için arkadaşlar araç kutumuza geliyoruz. Raster. Yani ne ile alakalı? Data Management Tools. Verimizle alakalı bir işlem yapacağız. Peki ne bu verimiz? Raster arkadaşlar. Raster ne yapacağız? Raster data seti düzenleme yapacağız arkadaşlar. Peki data seti düzenlerken ne yapacağız? Yeni bir tane raster oluşturacağız arkadaşlar. Bu bağlamda. Mosaic to new raster diyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar input raster'a burada elimizde olan verileri giriyoruz. Burada bulunan veriler arkadaşlar. Eğer verilerinizi ArchMap ortamına çağırmadıysanız buradan da çağırabilirsiniz arkadaşlar mesela. Yani buradan daha hızlı olabilir. Hepsini birden de seçebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Eğer ArchMap arayüzünüzde varsa yani buradan da çağırabilirsiniz DT şeklinde. Buradan arkadaşlar klasörümüzü belirliyoruz. Hangi klasöre kayıt olacağını belirliyoruz arkadaşlar. Adana Ceyhan diyelim. Altında arkadaşlar raster name diyor. Rasterımızın adı. Alanı Ceyhan şeklinde yaptık. Buradan ne kadar? 32 bit kadar seçiyoruz arkadaşlar. Burada bant sayısını soruyor arkadaşlar. Burada bir bant yapıyoruz. Zaten diğer 3 bant, 5 bantı yazdığınızda kabul olmayacaktır. Hata verecektir program. Okey diyoruz arkadaşlar. İşlemimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar, Adana Ceyhan demimiz geldi şu an. Şu şekilde. Şimdi şunları kapatırsak. Evet arkadaşlar, tek bir dem şeklinde. Artık bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda da demden sınır kesmeyi gösterebilirim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar arkadaşlar.